Şimdi gözler bugün Anayasa Mahkemesi'nde olacak diyelim. Çünkü Anayasa Mahkemesi dezenformasyon yasasının, o sansür yasası deniyor ya, yasanın en çok konuşulan maddesini, yani yalan bilgiyi, haberi alenen yayma. Yalan bilgiyi kim belirliyor peki? Devlet belirliyor. Bir haberin yalan veya doğru olduğunu eğer canını acıtıyorsa bu habere yalan diyebiliyor. Hükümet diyelim, devlet demeyelim, hükümet diyelim, iletişim başkanlığı diyelim. Pardon, özür dilerim Ahmet, doğru söylüyorsun. Yalan, kime girer yalan bilgi? Öyle bir komisyon mu var? Veya böyle bir ne bileyim medya üst kurulu diye bir kurul mu var? Veya o kurul işte çıkan her haberi, işte bu haber doğru haber, Fatih bu haberi yalan söyledi. Bu haber, öyle denetimden mi geçecek yani gazeteciler? Böyle bir gazetecilik kuralı mı? Yeni bir gazetecilik kuralı mı koyuyorsunuz? Ve gazetecinin sorumluluğu şudur. Riski de kendi alır. Eğer yalan haber yapıyorsa zaten onun faturasını öder. Yalan haberi de bilinçli bir gazeteci, evrensel gazetecilik kurallarını bilen, onun da dışında bırak, aklını ve vicdanını kullanan hiç kimse bilerek ve isteyerek yalan haber yapmaz. Yalan haberi kim yapar biliyor musun? Bir, satılmış kalemler yapar. İki, satın alınmış bu kalemler yapar. İkincisi, aklını ve benliğini, aklını ve vicdanını başkalarına teslim etmiş. Cemaatlere, yapılara, onlara, bunlara, örgütlere teslim etmiş insanlar yapar. Üç, menfaat veya çıkar peşinde koşan gazeteciler yapar. Aklı başında hiçbir gazeteci yalan haber yapmaz. Tolga Şardan bir haber yazdı. Özür dilerim. MIT'in hazırlamış olduğunu iddia ettiği bir rapor. Adliyelerle ilgili. Çünkü acayip berbat bir adliye sistemimiz var. Yargı sistemimiz var. Neyin ne olduğu belirsiz artık. At izi it izine karışmış durumda. Yani güveniyor musunuz? Hayır, güvenmiyorum. Ben de 3-5 ay sonra hakim karşısına çıkacağım. Ve bu söylediklerimi de aynen orada da söyleyeceğim. Kayda geçireceğim çünkü. Bugün geldiğimiz noktada işte Tolga Şardan o yazısından dolayı bu işte iletişim başkanlığı mıdır artık nedir bir harekete geçiyor. Yasada var ya, savcı daha doğrusu harekete geçiyor. Bu yasadan feyz alarak işte diyor sen yalan bilgi, dezenformasyon yani sansür yasasına göre o ilgili maddesine göre yalan bilgiye haberi alenen yaydın. Kim belirledi arkadaş bunu? Sen araştırdın mı peki savcı olarak bunu veya neden böyle diyor? Yukarıdan talimat geldiği için işte birinde gözaltına alındı ve 5 gün cezaevinde kaldı. Şimdi serbest. Ve Tolga Şardan çıktığı anda şu cümleyi kurdu. Ben gazetecilik yaptım, yazdığım yazının da arkasındayım diye. Tolga Şardan gibi insanlar zaten hata yapmak istemezler. Onların bir mesleki kariyerleri var. Diğerleri gibi böyle yalak yulak adamlar değil, kariyer peşinde koşan adamlar değil. Onlar kariyerlerini güçten yana kullanıyorlar. Ve bugün Anayasa Mahkemesi işte bu maddeyi görüşecek. Çok enteresandır. Tolga Şardan'ın tutuklama kararı verildiği gün yani 1 Kasım günü Anayasa Mahkemesi bu kararı öncelik haline getirdi. Ben dedi bunu önceliklerim arasına alıyorum ve bu yasanın ilgili maddesini bugün görüşeceğim dedi. Ve bugün 8 Kasım. Bugün Anayasa Mahkemesi toplanacak. Bu dezenformasyon yasasının en çok konuşulan bu maddesini ele alacak. Bakalım maddeyi iptal edecek mi? Ha, derseniz ki ya iyi de maddeyi iptal etti de uygulayan olacak mı? Uygulanmayabilir. Diyebilirsiniz bana ya Fatih olabilir mi? İşte Can Atalay olayı. Can Atalay olayında hangi noktadayız? Burada Anayasa Mahkemesi karar verdi 25 Ekim'de. Ve dedi ki Anayasa Mahkemesi Can Atalay hakkı gasp edilmiştir. Hakkı, hak ihlali vardır. Hakkını teslim edin. Serbest bırakın ve dokunulmazlık zırhı alacak. Yemin edecek, milletvekili olacak. Yargılamasına 13. ağır ceza olarak yeniden başlıyor. 50.000 TL de ceza verdi. Ve devlete siz dedi bu parayı dedi ödeyeceksiniz dedi. Meral Akşener konuşuyor. Türkiye'yi yönetmeye hazırız demiş Meral Akşener. İyi Parti iktidarın ayak seslerini İYİ Parti iktidarının ayak seslerini duyuracağız diye bir not düşmüş. Siyasete geldiğimde bunu bir kez daha unutmazsam hatırlatacağım. Şimdi geldik. Peki durum ne Can Atalay'da? Koskoca Anayasa Mahkemesi yani yerel mahkemeler içerisinde en son gidilecek yer, noktayı koyan yer. Şimdi Anayasa Mahkemesi dosyayı 13. Ağır Ceza'ya iletti. 13. Ağır Ceza karar veremedi korkudan. Tamam mı? O da dosyaları artık kaç klasörse Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Çünkü Yargıtay Eylül sonunda Can Atalay ile ilgili cezayı onamıştı. Ama adam zaten 2023 Mayıs'ın 28'inde
mazbatasını çoktan almıştı seçimlerde, seçilmişti. Ve o seçimlerde kazandığı anda üstünde bir hüküm yoktu. Aslında o zamanlar serbest bırakılması gerekiyordu. O zamana kadar tuttular. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Yargıtay Başsavcılığından görüş istedi. Tamam mı? Yargıtay Başsavcılığı da dün görüşünü açıkladı. Biz dedi görüşümüzün arkasındayız. Yani devlete karşı suç işledi. Yasama dokunulmazlığından faydalanamaz. Yargıtay da bu kararı vermişti çünkü. Bunu Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne bildirdi. Şimdi burada ne oldu? Yani bir öyle bir Yargıtay şunu diyebiliriz. Yargıtay AYM'ye direniyor. Anayasa Mahkemesi'ne direniyor. Bakınız yeni bir içtihat yaratıyorsunuz. Yargıtay Başsavcılığı. Ahmet öyle bir başlık atabilirsin. Yargıtay AYM'ye direniyor diye. Ve AYM'yi taça çıkartıyorsunuz. Bundan sonra Anayasa Mahkemesi'ni kimse dikkate almaz kararlarını. Ve siz o yüksek yargıçları hedefe koyuyorsunuz. O yüksek yargıçların kararlarını çöpe atıyorsunuz. Ya ne demek Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin üstünde bir karar verebilir mi ya? Dün böyle bir içtihat yok. Böyle bir içtihat yok. Yeni bir içtihat yaratıyorsunuz ve ülkeyi kaosa götürüyor. Böyle bir hukuk sistemi de yok. Ülkeyi farkında değilsiniz ama yazabilirsin Ahmet orada. Tabii adalet herkese lazım. Adalet herkese lazım. Ülkeyi kaosa götürüyorsunuz. Yargıtay'ın sayın üyeleri. Ülkeyi bu yarattığınız yeni içtihatla ülkeyi bir adalet girdabının içerisine, garabetin içerisine sokuyorsunuz. Bu garabetin içerisinden çıkamayız. Ve öyle bir kaosu sürüklersiniz ki ülkeyi, ondan sonra adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ve bu ülkeye sosyal anlamda insanları karşı karşıya getirirsiniz. Bu ülkede bireysel haklar konusunda insanları karşı karşıya getirirsiniz. Ekonomik anlamda bu ülkede maalesef adaletin olmadığını yerli ve yabancı yatırımcıya göstermiş olursunuz. Yabancı yatırımcı zaten gelmiyor. Yerli de güvenmez, çeker gider yurt dışında yatırımlarını yapar ve maalesef sizler bu kararı vererek, böyle bir direnç göstererek adalet sistemimizi örseliyorsunuz. Ben adaletçi değilim, yani bir hukuk adamı değilim ama konuştuğum hukuk adamları böyle bir durumun söz konusu olamayacağını, çok büyük bir kaosa doğru sürüklendiğimizi söylüyorlar. Anlayana tabii ki Adalet Bakanı ne yapıyor derseniz, Adalet Bakanı Yargıtay'ın kararını bekleyip göreceğiz dedi. Ya bana ne Yargıtay'ın kararından ya? O da top döndürüyor tabii. O da top döndürüyor ortada. Ve Anayasa Mahkemesi'nden hiç ummadıkları bir karardı iktidarın. Can Atalay kararı. Böyle bir karar beklemiyorlardı. Ama orada hala görevini demek ki vicdanlı ve adaletli şekilde yapan yargıçlar var. Bu çok çok önemli. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde Can Atalay ve dezenformasyon yasasıyla çıkacak iki karar adalet mekanizmasının nasıl olduğunu bize gösterecek. Ve Türkiye'nin dünya kamuoyunda önündeki adalet mekanizması veya hukuk devleti normlarına uyuyor mu uymuyor mu sorusunda cevabını net bir şekilde vermiş olacak. Şu anda Meral Akşener acayip yükleniyor Kılıçdaroğlu'na. Akşener bizi hainlikle suçladılar diyor. Onun da cümleleri bugün gündemin önemli maddeleri arasında yer alacak. Hançerlediler bizi demişti. Hem içeriden hem dışarıdan. Siyaset özellikle muhalefette çok tartışılacak konular bunlar. Ama tabii artık şey bitti. Kılıçdaroğlu devri bitti. O devir bittiği için çok fazla konuşulmayacak. Yani bugün bir kez daha konuşulacak Kılıçdaroğlu. Ondan sonra zaten kendisi ailesiyle birlikte vakit geçirecek. Ama nasıl hatırlanacak derseniz Kılıçdaroğlu için 13 yılın en başarısız ismi siyasetçiler arasında ortaya çıkan manzara bu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılışı da kötü olmadı. Ha, belki evet siyaset tarihinin en başarısızları içerisinde yer alır mı? Mutlaka yer alır.